Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar. Kitap kafası tam size göre. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası başlıyor. Yaşamak güçleşiyor. Neler açtın başıma? Anlatsam şu derdimi küçücük çocuklara. Bayağı gülerler ama olsun, belki iyi gelir. Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma. Madem sana söyledim, her şey gider boşluğa. Yazsam bu hikayeyi, alsam sen toprağa, yıllar sonra bulunur imkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. Yanında bir başkasıyla gündüz bir şey hissetmedim. Gece bıçak karnıma, benim de elimi bir başkası tutabilir. Beraber verdiğimiz sözleri kim ne bilir? Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma. Madem sana söyledim, her şey gider boşluğa. Yazsam bu hikayeyi, alsam gömsem toprağa, yıllar sonra bulunur imkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. İmkansız bir aşk. Herkese merhaba, Kafa Radyo'ya hoş geldiniz. Ayça Derin Karabulut ben. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da yine sizlerle beraberim. Yeni çıkan kitaplardan bahsedeceğim. Umarım kitap listelerinize biraz faydası olur bu listenin. Bu ara ne okusak diye düşünüyorsanız, neler oluyor edebiyat dünyasında diye düşünüyorsanız ve merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Kitap Kafası başlıyor. Çok önemli bir olayla başlayacağız elbette. Ferit Edgü'yü kaybettik. Türk edebiyatında 50 kuşağı olarak anılan yazar kuşağının temsilcilerinden biriydi Ferit Edgü. 88 yaşında vefat etti. Öykücü, romancı, deneme yazarı ve sanat koleksiyoneri gibi pek çok sıfatın hakkını sonuna kadar vermesine rağmen esasen bir öykücü olarak Türk edebiyatında 50'ler kuşağına soluk veren isimlerden biriydi. Benim de çok sevdiğim bir yazardı. Daha önce tanışmayanınız varsa da hem onları anlatmış olayım hem de sevenlerine tekrar başsağlığı dileyelim. Hakkari'de bir mevsim, yolun gittiği yer, doğu öyküleri, Eylül'ün gölgesinde bir yazdı gibi
unutulmaz pek çok esere imza attı. Dediğim gibi öykücü, şair, roman ve deneme yazarıydı. 88 yaşında aramızdan ayrıldı. 1936 İstanbul doğumlu, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü son sınıf öğrencisiyken Paris'te altın seramik öğrenimi görüyor. Sorbonne'da felsefe, Louvre'da sanat tarihi kurslarına gidiyor. Kendisine Hakkari'de Bir Mevsim ve aynı zamanda diğer adıyla O adlı eserini yazdıracak askerliğini Hakkari'nin bir köyünde Beypazarı'nda yapıyor. Sonrasında tekrar bir yıl daha Paris'te yaşıyor. Hakkari'de Bir Mevsim'de zaten o köyde gittiği, öğretmen olarak gittiği o köydeki hikayesini anlatıyor Genco Erkal'ın enfes oyunculuğuyla. Bir yıl sonra İstanbul'a dönüyor ve bir reklam ajansı çalışmaya başlıyor. İstanbul Man Ajans'ta. Sonra kendi kurduğu data reklam şirketini 1977'den sonra Ada Yayınları'nı ve Narmanlı Yurdu'ndaki Bedirahmi Sanat Galerisi'ni yönetiyor. İlk şiiri Kaynak Dergisi'nde, ilk hikayesi Yeni Ufuklar Dergisi'nde çıkıyor. Efendim, edebiyat dünyasına Kaynak, Şairler Yaprağı, Mavi, Yeni Ufuklar dergilerinde çıkan şiirleriyle giriyor. Sonra daha başarılı olduğu hikaye ve romana yöneliyor. Hikaye, inceleme ve çeviriler yapıyor ve bu çeviriler belli dergilerde yer alıyor. Bir Gemide adlı hikaye kitabıyla Sait Faik ödülünü, Ders Notları kitabıyla TDK 1979 deneme ödülünü, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdığıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü İlhan Berk'le paylaşıyor. O adlı romanı Hakkari'de Bir Mevsim adıyla Onat Kutlar'ın senaryosuyla sinemaya uyarlanıyor ve Berlin Festivali'nde, 33. Berlin Festivali'nde ve 2. Akdeniz Film Festivali'nde ödüller kazanıyor. Ve Camus'den, Beckett'ten, Alfred Cerrah'ın Übü Kralı'ndan başlayarak pek çok oyun çeviriyor. Muhteşem bir hayat, muhteşem bir, daha doğrusu yani sanat kariyeri, muhteşem bir sanat hayatı. Çok üretmiş, çok çalışmış ve hiç durmadan çalışmış biri. Umarım Ferit Ezgün'ün birazı kadar, birazı, bakın birazın da birazı kadar olabiliriz ve öyle bir hayat yaşayabiliriz. Ferit Edgü'ye de böyle veda etmiş olalım ve kısa bir ara verelim. Aranın ardından Kitap Kafası'nda yeni çıkanlarda yayınımıza devam edeceğiz. Akmaya bir yer bulamaz gözyaşım canım benim, o uykusuz ben keyifsizim. Çocukken sanırdım ölümsüz yenilmezim, ama artık kendimden ümitsizim. Evet. Alırsın kırılır, koyarsın dökülür, yazınca silinir, durunca bozulur, çaresizim, of depresifim. Çözünce karışır, açarsın dolanır, dolunca boşalır, kafana takılır, bipolarım geçimsizim. Bipolarım geçimsizim. Zor yaşamak hiç anlamadım. Hep aklımda aynı soru, doğmasa mıydım? Şimdi baştan her şeyi geri sarmalıyım. Çok üstüme gelme hayat, ben de insanım. Bir rahat ver bana, bir nefes almalıyım. Belki de ben seni çok ciddiye almışım. Şimdi baştan her şeyi geri sarmalıyım. Çok üstüme gelme hayat, ben de insanım. Neden bu kadar zor yaşamak hiç anlamadım. Çok üstüme gelme hayat, ben de insanım. Akmaya bir yer bulamaz gözyaşım canım benim, uykusuz ben keyifsizim. Çocukken sanırdım ölümsüz yenilmezim, ama artık kendimden ümitsizim. Alırsın kırılır, koyarsın dökülür, yazınca silinir, durunca bozulur, çaresizim, of depresifim. Çaresizim. Çözünce karışır, açarsın dolanır, dolunca boşalır, kafana takılır, bipolarım bir geçimsizim. Bipolarım bir geçimsizim, geçimsizim. Neden bu kadar zor yaşamak hiç anlamadım. Hep aklımda aynı soru, doğmasa mıydım? Şimdi baştan her şeyi geri
Belki de ben seni çok ciddiye almışım. Şimdi baştan her şeyi geri sarmalıyım. Çok üstüme gelme hayat bende, ben de insanım. Neden bu kadar zor yaşamak hiç anlamadım. Çok üstüme gelme hayat bende, insanım. Kafasına tekrar hoş geldiniz. Ayça Derin Karabulut ben. Yeni çıkan kitaplardan biriyle devam ediyoruz hemen. Efendim, Janet Winterson'dan Eğlenceli Bir Peri Masalı Devrimi. İngiliz edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biri. Çocuk klasiği Hansel ile Gretel'i yeniden anlatmış. Hansel ile Greta adlı kitabında Cansu Cansever'in çevirisiyle Türkçe'de yayınlandı. En sevilen hikayeleri yeniden düzenlemek ve hayata döndürmek için bir peri masalı devrimine imza atıyor Winterson. Kelimelerine Laura Barrett'in isim resimlerinin eşlik ettiği Hansel ile Greta, doğayı umursamayan teyzelerine karşı mücadele eden iki kardeşin macerasını anlatıyor. Tüm dünyada ses getiren genç iklim aktivisti Greta Thunberg'e gönderme yapıyor bu kitap. İnsanlığın açgözlülüğünü eğlenceli bir hikayeyle gözler önüne seriyor. Dinozor Çocuk'tan çıktı. Cansu Cansever'in çevirisiyle Hansel ile Greta. Efendim, yine başka bir çocuk kitabıyla devam edelim. Aslı Tohumcu'nun kaleminden Çocukların Yaşama Dair Gözlemleri. Oyuncaklı Alfabe kitabımızın ismi. Can Çocuk Yayınları tarafından basıldı. Cansu Erkan çizimleriyle 7 artı yaş için yapılmış, yazılmış, hazırlanmış 64 sayfalık bir öykü kitabı bu. Bir hikaye. Öykü ve anlatılarıyla her yaştan okura ulaşan bir Aslı Tohumcu ve karikatür tadında resimleri ve renkli karakterleriyle sevilen Cansu Erkan'la buluşmuş bu kitapta. Çocukların hayata dair sorularını, beklentilerini, hayallerini eğlenceli bir dille seslendirmişler. Şöyle bir alıntı var kitapta. Bir çocuk vardı, hikayelere aşkla bağlı. Çocuk da ancak çözmüştü meseleyi. Hayat bazen ne kadar da çelişkiliydi. Bir gün dedi ki,
Bazen merak ediyorum, tepemde dileyen okşayabilir yazan bir tabela mı var diye. Nüfus cüzdanımın isimhanesine paşam ya da prenses mi yazılı diye. Ya bazen robot gibi hissetmem niye? Birinin vasfı buymuş, ötekinin becerisi buymuş. İllaki karşılaştırmak niye? Özetle çocuğum diye mi bunca mücadele diye soruyor bir çocuk. Başka biri ise bir koşu bakkala git dediklerinde, sofrayı hazırlamamı istediklerinde, şunu getirir misin diye rica ettiklerinde ya da odamı toplamamı söylediklerinde dünyanın tüm yükü hani benim omuzlarımdaymış gibi ıhlamayı ne de severim. Çok tatlı bir kitaba benziyor. Ayrıca çizimler şahane. Çok güzel çizimleri olan bir kitap. Çok sevdiğim bir tarz benim de. Cansu Erkan, tebrik edelim buradan kendisini de. Ve Aslı Tormcu'nun yeni kitabını böylece duyurmuş olalım. Oyuncaklı Alfabe. Kurgu dışı bir kitapla devam ediyoruz. Depresyonun Estetiği ve Politikası. Danimarkalı yazar, edebiyat eleştirmeni ve akademik araştırmacı Michael Krauss Franzen'in Depresyonun Estetiği ve Politikası Yerinde Saymak alt başlığıyla yazdığı bu çalışma Türkçe'ye çevrildi. Ayrıntı Yayınları tarafından basıldı, Elif Kayurtar çevirisiyle. Şimdi Ayrıntı Yayınları'nın Lacivert Kitaplar serisinden yayımlandı bu kitap. Zamana ve nasıl olduğumuza dair gündelik sorular, depresyondaki kişinin hoşlanmadığı hatta kaçındığı sorulardır. Üstelik ne sadece kişiye atfedebilirler ne de kişinin psikolojisine derin bir şekilde politiktirler. 4 önemli kültürel eseri analiz ederek yazar, depresyonun yalnızca bireysel bir psikopatoloji değil, aynı zamanda kültürel ve felsefi bir sorun olduğunu savunuyor. Depresyonun karmaşıklığını, zaman ve toplumla olan ilişkisini irdeliyor. İncelikli ve düşündürücü bir kitap, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde depresyonun tedavi olasılığına dair önemli soruları gündeme getiriyor. Ayrıntı Yayınlarından çıktı. Depresyonun Estetiği ve Politikası. Bir başka yeni çıkan kitapla devam ediyoruz. Milan Kundera'nın yeni kitabı efendim, Rehin Alınmış Bir Batı. Bu kez yakın dönem Avrupa tarihine ayna tutuyor yazar. Var olmanın dayanılmaz hafifliği, ölümsüzlük, kimlik gibi tüm dünyada severek okunan eserleri kaleme alan ve kitapları 40 dilden fazla dile çevrilmiş Çek asıllı yazar Milan Kundera bu kez Rehin Alınmış Bir Batı'yla yakın dönem Avrupa tarihini ayna tutuyor. Gençlik döneminin ürünü olan bu eserde Çekoslovakya ve Ukrayna gibi Orta Avrupa'daki küçük ulusların Batı kültürüyle ilişkilerine odaklanıyor ve bu ülkelerin kültürel kimliklerinin gitgide daha fazla tehdit altında olduğunu savunuyor. Dediğim gibi Avrupa tarihine, yakın dönem Avrupa tarihine ayna tutan eseri Rehin Alınmış Bir Batı ya da Orta Avrupa'nın Trajedisi isimli bu kitapla Can Yayınları Modern dizisinde okurla buluştu. Milan Kundera, Prag Baharı'nın da sivrilen isimlerinden biri olması sebebiyle Çek vatandaşlığından çıkarılmış biri ve bu sebeple bu gençlik döneminde kaleme aldığı eser 1967'de Prag Baharı'nın ortasında Çek Yazarlar Birliği'ne verdiği Edebiyat ve Küçük Uluslar başlıklı konferansla 1983 yılında Ledebat dergisi için yazdığı makalesini bir araya getiriyor. Küçük ulusların Batı kültürüyle ilişkilerine odaklanıyor. Can Yayınları'ndan çıktı Milan Kundera'nın yeni kitabı Ebru Erbaş çevirisiyle. Bir başka haberle devam ediyoruz efendim. New York Times 21. yüzyılın en iyi 100 kitabını seçti. Duymayanınız kalmamış olabilir. Çünkü çok konuşuldu bu liste ve çok iyi bir liste olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Pek çok yazara, çevirmene, okura, kütüphanecilere vesaire böyle edebiyatla ilgilenen pek çok insana, isme okudukları en iyi romanları sormuşlar ve bu cevapların ortalamasını alarak da 21. yüzyılın en iyi 100 kitabını seçmiş New York Times. Efendim, ilk 3 sırayı kadın edebiyatçılar alıyor bu arada, bunu belirterek devam edelim. Şimdi tabii ki birinci kitaptan bahsedelim. Benim olağanüstü akıllı arkadaşım Elena Ferrante. Everest Yayınları basıyor bu kitabı. Napoli romanları dörtlemesi yani aslında. Ve bu kitap Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım bu serinin ilk kitabı. Ve de 2015 yılında
Everest Yayınları tarafından Eren Yücesen Cende çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmış bir kitap. Uluslararası okurlarca olduğu kadar Türkiye'de de çok fazla çok sevilmiş bir kitaptır. Benim olağanüstü akıllı arkadaşım okumadıysanız okumanızı öneririm. Şimdi konusundan da bahsedeceğim size. Hatta My Brilliant Friend diye bir dizisi de var bu kitabın. Şimdi benim olağanüstü akıllı arkadaşım iki kız arkadaşın Napoli'nin bir mahallesindeki hayatını anlatıyor. İkisi de bu fakir mahallede okulla, başarıyla, hayatın kendisiyle tanışır ve birbirleriyle ilkokul birinci sınıfta tanışıyorlar. Hemen birbirlerinin en iyi arkadaşı oluyorlar. Lila ve Lenu. Lila ile Lenu'nun arkadaşlıkları ve yaşadıkları gündelik ve pek de sıra dışı olmayan olaylar Ferhatini romanının esas konusunu oluşturuyor. Roman boyunca Lenu'nun Lila'yı görme ve tahayyül etme biçimi üzerinden kendi kimliğini nasıl oluşturduğunu görüyoruz. Bu bakımdan bir büyümenin, hayatın içine karışmanın ve arkadaşlık yoluyla kendi kimliğini bulmanın hikayesi bu kitap. Yani Ferhat'e benim olağanüstü akıllı arkadaşım boyunca iki kız çocuğunun olgunlaşmasının hikayesini anlatır. New York Times'ta 21. yüzyılın en iyi 100 kitabının birinci sırasına bu kitabı koymuş. Daha doğrusu New York Times anketine katılan bütün bilir kişiler, okurlar, yazarlar diyelim. Çok önemli bir kitap olduğunu söylememize tekrar gerek yok herhalde. İkinci sırada henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bir başka kitap var. The Warmth of Other Suns. Üçüncü sırada Kurtlar Hanedanı Alfa Yayınları tarafından çevrilmiş Türkçe'ye. Dördüncü sırada Malum Dünya Edward Jones İnkılap Kitabevi. Beşinci sırada Düzeltmeler Jonathan Franzen. Altıncı sırada 2666 Roberto Bolano yine Can Yayınları'ndan çıktı. Yedinci sırada Carlson Whitehead'in Yeraltı Demiryolu Sinan Yayınları basıyor. Sekizinci sırada Austerlitz Can Yayınları'ndan çıkıyor. Dokuzuncu sırada Ishiguro'nun Beni Asla Bırakması var Yapı Kredi Yayınları'ndan. Ve onuncu sırada Merlin Robinson'un Gilead diye okunuyorum ya da Gilead olabilir adlı kitabı var. Türkçe'ye çevrilmiş epey bir kitap var bu arada. Bu listenin tamamına bakmak isterseniz New York Times 21. yüzyılın en iyi 100 kitabını yazarsanız Google'dan bulabilirsiniz. Bir başka yeni çıkan kitapla devam ediyoruz. Isabel Allende'den yaşamaya ve aşka dair etkileyici bir anlatı Ruhumun Kadınları Can Yayınları'ndan çıktı İnce Kut çevirisiyle. Efendim Şilili yazar Isabel Allende anılarının derinliklerine indiği bu eserinde hayatında önemli yer tutan, ona ilham kaynağı olan, tüm zorluklara karşın onur ve cesaretle ayağa kalkıp ilerlemeye devam eden kadınları anlatıyor. Ve okura yaşamın tüm yoğunluğuyla yaşanması, hissedilmesi ve keyif alınması gerektiği gerçeğini de hatırlatıyor. Ruhumun Kadınları Can Yayınları'ndan çıktı. Bu ara iyi bir roman okumak isterseniz tavsiye ederim. Yine bir başka Can Yayınları kitabıyla devam ediyoruz. Suzanne Tamaro'nun Yel Dilediği Yerde Eser adlı bu kitabı Eren Cende'ye çevirisiyle yayımlandı. Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı romanından bilirsiniz bu ismi. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çünkü çok büyük okur kitlesine sahip bir yazar ve kitap. Suzanne Tamaro İtalyan bir yazar ve yeni romanıyla karşımızda şu anda Yel Dilediği Yerde Eser okurla buluştu Can Yayınları etiketiyle. Yeni romanı için şöyle demiş yazar: yüreğinin götürdüğü yere gittikten sonra en sevdiğim kitabım bu oldu. Yine yalın ve sıcak anlatımıyla yüreğimizde gizli kapılar açacak belli ki. Can Yayınları'ndan çıkan Yel Dilediği Yerde Eser adlı kitabı da tavsiye ediyorum ve kısa bir ara verelim. Aradan sonra burada olacağım. Geçmişimizi şöyle bir konuşalım. Bıraktığın hasar öyle böyle değil bu kalp darmadağın. Adım adım geri gidiyorsun gibi nereye dur hemen böyle. Akşama bendesin geliyorsun değil mi hemen ayır deme bir dinle.
biter perişanlardayım. Deli oluyorum sana bitiyorum ulan çıkmazdayım. Adım adım geri gidiyorsun gibi nereye dur hemen böyle. Akşama bendesin geliyorsun değil mi hemen ayır deme bir dinle. Bir sana yandım ben aşkına kandım. Sen niye öldüm ben bir sana. Kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni çıkan kitapları anlatıyorum. Umarım listelerinizi yapıyorsunuzdur. Umarım anlattığım kitaplar size okuma yolculuğunuz esnasında yol arkadaşlığı yapabiliyordur. Lütfen bana yazın. Ayça Derin Karabulut ben. Instagram'dan, Twitter'dan ya da maille ayça@kafadergi.com. Lütfen yazın ve bana tanıştığınız yeni yazarları, sevdiğiniz kitapları anlatın. Efendim İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bir güzel kitapla devam ediyoruz. Atilla İlhan'ın ilk şiir kitabı Duvar. Şimdi dediğim gibi bu çok önemli bir kitap. Çünkü Atilla İlhan'ın ilk şiir kitabı daha çok özgürlük, eşitlik ve mutluluk ideali üzerine yazılmış toplumsal gerçekçi ilk şiirleri. Duvardaki şiirler belki harbi etiyle kemiğiyle yaşamamış ama gazete, radyo ve sinema yoluyla bir yandan fırında kaybolan ekmek seferber edilmiş ordu pasif koruma ve karartmalar yoluyla öbür yandan onun sertliğini ve hainliğini etinde duymuş bir harp delikanlısının şiirlerini anlatıyor. Sahillerimize asker cesetleri vuruyordu, barut ve yangın kokusunu alıyorduk diyor Atilla İlhan. Kendini dünyayla ve tüm insanlarla bir ve beraber hisseden bir şair Atilla İlhan. Kendi ülkesinde kendi insanlarına reva görülenlere isyan eden gencecik bir şairken sesini duyacaksınız bu kitapta ve çağrısını elbette. Atilla İlhan Duvar, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap yayınlarından çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz. Beni Yargılama, Çiğdem Köfüncü'nün çevirisiyle Ziyad Marar'ın kitabı efendim. Yanlış Anlaşılmanın Değeri yazıyor alt başlığında ve şöyle yazıyor. Herkes yargılanmaktan endişe duyar. Aptalca bir tweet harika bir kariyeri yok edebilir. Dikkatsiz bir görüntü bir sarsılmaz sanılan itibarı mahvedebilir. Yine de yargılanma kaçınılmazdır. Yargılamadan ve yargılanmadan sosyal varlıklar olamayız. Bu nedenle yargılanmaktan kaçmak hayalden başka bir şey değil. Hiç yargılamadan ya da yargılanmadan anlamlı bir hayat nasıl sürdürülebilir diye soruyor yazar. Zaman zaman acı verse de başkalarının bizi yargılaması aslında önemli olduğumuzun bir göstergesidir ve bazen de haklı olduğumuzun onaylanması için gerekli bir yoldur. Ancak diğer yandan yanlış değerlendirmeler, arzular ve sosyal alandaki yanlış adımların hepsi bir yanlış anlaşılma ağı örüp günlük hayatlarımız içinde bizleri gölgeleyerek izole eder. Ortak düşünce ve beklentiler yolunda parmak uçlarımıza basarak ilerlerken kötü şekilde yargılanma tehdidi başımıza bela olur ve pek çok sosyal acı yaşamamıza yol açar. Ziyad Marar bu kitabında sıra dışı örneklerle ilginç bir konuyu ele alıyor ve etkileyici bir okuma deneyimi sunuyor. Psikoloji, felsefe, sahne sanatları, şiir ve edebiyattan sıkça referanslar sunan bir yazar. Ulaşma ve bağ kurma ihtiyacımızı ciddiye alıyor ve geçici de olsa umudun yaşayabileceği bir dünya ortaya koyuyor. Bu kitabında yargılamakla ilgili bir şeyler okumak isterseniz yargılanmak, yargılamakla ilgili ilgi çekici geldi bana epey bu konu başlığı. Bu kitabı tavsiye ediyorum. The Kitap yayınlarından çıktı. Kitabın adı Beni Yargılama.
Çiğdem Köfüncü çevirisiyle Ziyad Marar tarafından kaleme alındı. Everest yayınlarından çıkan bir başka heyecan verici kitapla devam edelim. Çok sevdiğim bir yazar hakkında yazılmış güzel bir kitap. Fernando Pessoa. Şimdi Pessoa'nın çalışmalarını İngilizce'ye çevirerek Pessoa'nın uluslararası edebiyat alanında tanınırlığına katkı sağlamış biri Richard Zenit'in kitabı. 2001 yılında Pessoa hakkında bir biyografi yazıyor ve şimdi Can Sezer çevirisiyle Everest yayınlarından çıktı. Portekiz edebiyatının en büyük şairlerinden biridir Fernando Pessoa. Benim de bütün 20'li yaşlarım Huzursuzluğun kitabını okuyarak geçti. Çok sevdiğim bir kitaptır. Farklı kişilikler ve heteronimler kullanarak yazdığı çok yönlü ve üzgün eserleri vardır. Pessoa'nın eserlerinde farklı zamanlara ait temalar ve akımlardan izler görülür. Eserleriyle olduğu kadar yaşam öyküsü ve biyografisiyle de okurların ilgisini çekmiş biridir. Ve Richard Zenit'in bu kaleme aldığı biyografiyle Pessoa severler ve okurları bu bağlamda eşsiz bir şeyle buluşacaklar, kaynakla buluşacaklar. Dediğim gibi Can Sezer'in incelikli çevirisiyle Türkçeleştirildi, tam 974 sayfa ve ciltli olarak basıldı. Çevirisinden kapak tasarımına kadar nitelikli bir editoryal sürecin ürünü. Everest yayınlarına çok teşekkürler bu kitabı bizimle paylaştıkları için. Çok heyecanlıyım açıkçası Pessoa'nın biyografisini okuyacak olmaya. Dediğim gibi Pessoa'yı okuyan edebiyat tutkunları bu kitapta gerçekten çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet alacağına eminim. Pessoa'nın felsefi derinliğini, yenilikçi üslubunu, edebi dehasını ve yeteneğini daha yakından tanıyacaklar. Daha önce hiç tanışmamış bile olsanız zaten okuyabileceğiniz bir kitap. Ya Ayça'cığım çok övdüm, ben gerçekten çok merak ediyorum, bu adamı bir okuyayım diyorsanız New York Times Book Review'da şöyle bir yorum var kitapla ilgili. Devasa bir çalışma. Pessoa'nın yazıları rehbere ihtiyaç duyan bir şehirdi. Zenit sayesinde sonunda bir rehberimiz oldu. Efendim Pessoa Everest yayınlarından çıktı. Bir başka yeni çıkan kitapla devam ediyoruz. Romancı ve öykücü Helen Garner'dan Bir Cinayet Davasının Gerçekleri. Bu Yaz Yuvası Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Avustralya'da uzun zaman gündemi işgal eden Robert Farquharson davasının başından sonuna kadar her duruşmasına katılarak takip etmiş Helen Garner ve Bu Yaz Yuvası işte bu sürecin sarsıcı hikayesini anlatıyor. Üç erkek çocuk babası, eşinden boşanmış biri Robert Farquharson, arabası 2005 yılının Babalar Günü'nde çocuklarını annelerinin evine bırakırken yoldan çıkıyor ve bir sulama barajına gömülüyor. Farquharson da arabadan çıkmayı başarıyor ama çocukları boğularak hayatını kaybediyor. Olay ilk bakışta trajik bir kaza gibi görünse de yetkililerin işe dahil olması da daha karanlık ihtimaller belirmeye başlıyor. Ve Avustralya'da çok uzun zaman gündemi işgal etmiş bir dava bu. Ve öykücü ve romancı Helen Garner da bu davayı başından sonuna kadar her duruşmasına katılarak takip ediyor. Ve yaşlı anne ve babadan başlayarak savunma ve iddia makamına, jüri üyelerine, tanıklara, bilirkişilere ve davayı izleyen gazetecilere varıncaya dek herkesin bir romanın kişileri gibi belirdiği bir anlatı yazıyor. Garner'ın dürüst ve ustalıklı anlatıcılığı sayesinde true crime ve mahkeme röportajı gibi türlerin sınırlarını aşarak aile, evlilik, suç, masumiyet ve adalet üzerine unutulmaz bir kitaba dönüşüyor. Bir gerçekten çok merak ettiğim bir kitap oldu. Heyecanla listeme aldım. Helen Garner, Bu Yaz Yuvası Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Rosa Hackman çevirisiyle elbette. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından ben yine burada olacağım. Taşlara seni sordum, hayırdır dedim.
kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Macar Edebiyatı'na gidiyoruz bu sefer. Gezaotlik'in tek romanı, Macar Edebiyatçı Gezaotlik'in tek romanı Can Yayınları'ndan çıktı. 1956 Macar ayaklanmasından 3 yıl sonra yayınlanmış bir kitap. Ülkede edebi bir sansasyon olarak kabul ediliyor. Dediğim gibi yazarın tek romanı ve kitabımızın adı Sınırdaki Okul. Türkçe'de ilk kez yayınlanıyor. Gün Benderli çevirisiyle. 10 yaşlarındaki 3 erkek çocuğun askeri okulda uğradığı şiddeti konu alıyor. Bir psikolojik, yani daha doğrusu bir toplumun psikolojik okuması niteliğinde bir roman. Ve yazar 20. yüzyılın en iyi Macar romancılarından biri olarak kabul ediliyor ve başyapıtı olarak görülüyor Sınırdaki Okul. Hikaye 1920'leri Macaristan'da geçiyor. 10 yaşlarındaki 3 tane erkek çocuğu var ve akranlarıyla birlikte Avusturya sınırındaki bir askeri okulda bir araya gelmelerini okuyoruz. Demirden disiplinle öğrenmiş bir askeri eğitimin karanlık yüzüyle karşılaşıyor bu çocuklar ve kısa süre içinde burada ailelerinin yanında öğrendikleri hiçbir şeye, nezakete, şefkate, tevazuya yer olmadığını anlıyorlar. Çok ilginç bir kitap olduğunu düşündüğüm bir kitap gene. Sınırdaki Okul, Gün Benderli çevirisiyle Can Yayınları'ndan çıktı. Efendim, Hitchcock'un unutulmaz filmi Vertigo'nun esinlendiği o kara roman Soğuk Ter, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Alev Özgüner çevirisiyle çıktı. 1954'te Ölüler Arasından başlığıyla yayınlanan bu klasik kara roman, gerilim filmlerinin büyük ustası Hitchcock'un unutulmaz filmi Vertigo'ya esin veren bir kitap. 1958 tarihli filmin vizyona girmesinin ardından Soğuk Ter başlığıyla yeniden yayınlanmış ve iki yazarın işbirliğinin en dikkate değer örneklerinden biri Pierre Boulle ve Thomas Nerjicek'in kitabı. İkinci Dünya Savaşı sırasındayız. Fransız halkının kaçınılmaz saldırıyı huzursuzlukla beklediği tuhaf savaş olarak adlandırılan dönemde Varsal iş adamı Gavin, hukuk fakültesinden arkadaşı eski polis Flavieres'ten karısı Madeline'i takip etmesini istiyor. Tuhaf davranan Madeline zaman zaman adeta transa geçerek tamamen içine kapanıyor. Aynı gizemli hastalıktan müsterip büyük ninesi de var aynı zamanda kadının ve onun intihar etmiş olması Gavin'i daha da endişelendiriyor. Ama istemeden giriştiği bu takip Flavieres'in hayatını kabusa dönüştürecek dereceye geliyor. Soğuk Ter, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Biraz da İtalyan masalları diyelim. Calvino'muzun derlediği İtalyan masalları Everest Yayınları'ndan çıktı. 20. yüzyıl dünya edebiyatının en önde gelen, en sevilen yazarlarından biri Italo Calvino. Ve bu kez İtalya'nın farklı bölgelerinin sesini taşıyan masallarla çıkıyor karşımıza. İlk kez 1956'da yayınlanmış bir kitap. Meraklı bir araştırmacı yazar, titiz bir etnograf ama en çok da bir yazar olarak kendini gösteriyor. Liguria'dan Veneto'ya, Emilia Romagna'dan Sicilya'ya, ülkesinin farklı bölgelerine ait masallardan bir seçki oluşturuyor ve bununla kalmıyor. Değişik lehçelerdeki metinleri de yeniden yazıyor. İtalyan masal dünyasına gerçekten bir bütünlük kazandırıyor. Calvino'nun dokunuşlarıyla bu şahane masallar ve bu kısa metinler yeniden hayat buluyor. Time sihirli bir kitap, bir klasik demiş. The Wall Street Journal'sa her yaştan okur için bir başyapıt demiş. Los Angeles Times ise İtalya'nın en büyük edebiyat ustalarından birinin yeniden kaleme aldığı bu geleneksel İtalyan masalları birer hazine demiş. Çok ilgimi çekti benim, yine listeme aldığım bir kitap. Sizlere de tavsiye ediyorum efendim. Kitap kafası sona erdi. Haftaya aynı yerde, aynı saatte ben yine burada olacağım. Ayça Derin Karabulut ben. Dediğim gibi lütfen bana yazın. Neler okuyorsunuz, neleri keşfettiğiniz, siz bana neler önerirsiniz? Hepsini heyecanla bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Kuru gudulaklar
ettim her şeyi. Sendeki bedenleri yüreğime aldırmadan, tenleri solumadan terk ettim her şeyi. Bendeki bedenleri buna kapıldım, korktum sanma. Nasıl unutulur bir anda bu aşk, sınır bilmezdi oysa. Yoluna taş koydum, ellerin olma diye. Yoluna taş koydum, yokuşa sürme diye. Yoluna taş koydum, yokuşa sürme diye. Sanma, nasıl unutulur bir anda bu aşk, sınır bilmezdi oysa. Yoluna taş koydum, ellerin olma diye. Yoluna taş koydum, yokuşa sürme diye. Yoluna taş koydum, taş koydum, yokuşa sürme diye. Yoluna taş koydum, ellerin olma diye. Yoluna taş koydum, yokuşa sürme diye. Yoluna taş koydum, taş koydum, yokuşa sürme diye. Ayça Derin Karabulut'un sunduğu Kitap Kafası sona erdi.